Esselamu aleyküm dostlarım. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olmuş olursunuz. Keyifli dinlemeler. Kararını ver Rehta. Buradan kaçabilecek sadece tek bir cinliği var. O da Saruga. Onun haricinde burada bulunan bütün yaşam formlarını yok edeceğiz. Ya bize yüzükle defteri ver, kendini teslim et ya da buradaki herkesin ölümünü gözlerinin önünde sana sergileyeceğiz. Kapılar kırılıyordu. İçeriye dördüncü kral da girdi. İçeriden bu Orvin, dördüncü kral burada diyerek bağırıyorlardı. Marihüddamlarının çığlıkları, çocukların sesleri, annelerin çocuklarını koruma feryatları, marihüddamlarının çaresizlikleri kulağıma geliyor. Saruga'ya, Şükrü Hoca'ya ve Cüneyt Hoca'ya baktım. Bir de hain olarak zannettiğim, masum olan annemin yerdeki acılı surat ifadesiyle kıvranışına. Onlara doğru döndükten sonra, bir akit imzalamayı kabul ederseniz, söylediğiniz her şeyi kabul edeceğim. Akti imzalarız dediler. Arka taraftan, uyuğun orada büyük bir karanlık belirdi. Gözleri kıpkırmızı şekilde, alın bölgesinde ters bir haç vardı. Haç, iki taraftan da zincirlerle aşağıya doğru suratından burnuna doğru gidiyordu. Kina öne doğru gelerek Varba'nın yanında durdu. Ellerini yukarıya doğru kaldırdı. Havada bir karanlık duman oluştu. Sonrasında da dumanın üst taraflarında değişik, şimşek çakar gibi benzeyen kırmızımsı yazılar. Akdi kabul ediyoruz. Kendini teslim etmen koşulunda hiç kimseye zarar verilmeyecek. Yüzük ve defterle birlikte teslim olduğunda burayı rahat bırakacağız. Planlarımız devreye girene kadar buradaki hiçbir marihüddamına ve çocuklara dokunmayacağız. Söylenilen akdi kabul ediyorum dedim. Onlar tarafından da kabul edildikten sonra arka tarafımdaki karanlık duman diz çöktürürcesine üzerime doğru çöktü. Ellerim geriye doğru çekiliyordu. Her ne kadar direnmeye çalışsam da el bileklerimden birleşti. Sonrasında da bükülmeye başladı ellerim. Birbirine dolanır gibi kenetlendi. Yüzüstü yere doğru düştüğümde içeriye kara hüddamlar doluyordu. Cin kralları ortadan kayboldu. Saruga ve diğerleri çıkıyordu oradan. Bana doğru bakamıyorlardı bile. Annemin iyi olması benim için kâfi olacak. Günahını aldım, onu ihanet eden biri zannettim. Ama aslında hamile kaldığından beri Varba'nın esiri şeklinde bilinci kapatılmış. Kara hüddamlar beni kaldırarak değişik bir tane ağacın üstüne doğru koydular. Ayaklarım aşağıya doğru sarkıyor, ellerim ileriye doğru sert bir şekilde organlarla bağlanmıştı. Mağaradan çıkarken etrafta hiçbir marihüddamını göremiyordum. Gözlerim sıkıca bağlandı. Sonrasında arkamdan hırıltılı bir sesle beraber ''Nefes alıp verirken cehennemi yaşayacak olman üzücü hüddam Rehta'' dedi. Konuşan cin krallarından biri diye düşündüm. Bir araca mı bindirildim ne oldu hatırlamıyorum. Sadece burnumun önüne doğru garip bir koku getirildi. Sonrasında gözlerimi açtığımda taştan bir yerin üzerinde ellerim ve ayaklarım bağlı şekilde duruyordum. Hareket etmeye başladığımda baş parmaklarımla beraber gözümün üzerindeki yavaşça o kapalı olan bezi çektim. Karanlık bir mahzendeydim. Etrafta insan kemikleri vardı. Ayağa doğru kalktığımda ön tarafta sadece bir iki tane mağaranın üst tarafından açılmış deliğe benzeyen oyuk var. Oradan içeriye gün ışığı yansıyor. Başka bir aydınlatma yok. Yerdeki kemiklere bakılırsa birçok insan burada unutulmuş ya da öldürüldükten sonra cesedine ellenmemiş. Çok fazla insan kemiği var. Duvarlarda birçok yazı, kanlarla işaretler. Bazıları Latince ve İbranice şekilde yardım dilemiş. Sağ tarafta bir kişi orada hareket eder şekilde bana doğru yaklaştı. İleriden bakarak sadece geriye doğru gitti. Uyandığımı haber verecek sanırım. Düşündüğüm gibi olmuştu. 5 dakika kadar sonra yukarıdan aşağıya doğru inen ayak seslerini duydum.
Yorgunluktan ve bitkinlikten sadece taşın üzerinde oturuyorum. Elinde meşalelerle beraber birisi geliyor. O ön tarafta yürürken arkasında birçok kara hüddam var. Ateş yüzünün yarısını yansıtıyor ama sanki bana benziyor. Yüzünün yarısına bakarken sağ gözünün tamamen şeytan gözü olarak adlandırılan karanlık yılan gözüne dönüşmüş olduğunu fark ettim. Ayağa doğru kalkıp demirlere doğru tutunarak "Sen o musun?" diyerek sordum. Sadece kıkırdar bir gülümsemeyle yanıt verdi. Ne bir cümle kurdu ne de başka bir şey. Zıkkımlanmasını sağlayın. Yiyeceklerini yiyip toparlanmasını da. Kendine geldiğinde tekrar bana haber verin dedi. Sonrasında geriye döndü ve gitti. İki tane meşalesi yanan kara hüddam demirliklerin sağ ve sol taraflarına doğru gittiler. Bu demirler oldukça kalın. Sanki tarihi filmlerde kullanılan yer altındaki tutsakların tutulduğu demirlere benziyor. Çok eski. Ne kadar sallamaya çalışsam da serre titremiyordu. Geriye doğru çekilerek tekrardan taşın üstüne doğru çıktım. Başımı geriye yasladığımda Rabbime dua ediyordum. Buradan kurtulmak için bana bir güç vermesi, bana bir yol göstermesi için. Aradan ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum ama açlık ve susuzluk çok fazlaydı. Onun söylediği gibi direkt yemek ve su getirmediler. Karnım o kadar açtı ki yan taraftaki duranlara "Yemek verecek misiniz bana?" diyerek soruyordum. Sağ tarafta duran bu söylemimden sonra giderek elinde bir tane tepsiye benzer şeyle geldi. Alt tarafta ufak, yatay bir aralık vardı. Oradan tepsiyi uzattı. Yarım bir ekmek, su ve daha sonrasında da lapa bir şey vardı. Besmelemi çekip yemeğimi yedim. Yorgundum ama ne verirlerse yemek zorundayım. Midemin kaldırabileceği her şeyi yemeliyim. Hayvansal gıdalar haricinde her şeyi yerim. Yukarıya doğru tekrardan yatmak için çıkarken bir ses işittim. Sesin nereden geldiğini anlayamadım o anda. Ama sanki ismim seslenmişti. Etrafa doğru bakınarak sessizce içimden "Beni duyabilen bir Rahmani var mı?" diyerek konuştum. Hiçbir ses veyahut tepki gelmedi sonrasında. Hava gittikçe kararıyordu. Kendimi toparlamalı, gücümü eski haline getirmeliydim. Hiçbir ses vermeden bekliyordum. Gece vaktinde merdivenlerden bir şeyler sekerek yere doğru düştü. Kara hüddamlar direkt olarak hareketlendi nöbetçi olanlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı ama ikisinin de ayak ucuna doğru soğan geldi. Soğanlara doğru eğilirken bir anda karanlık bir duman önündeki soğanları aldı ve havada çevirmeye başladı soğanları. Size ücretsiz bir şekilde gösteri getirdim. Ne diyorsunuz? Sizce olimpiyatlara katılsam birinci olabilir miyim? Bana bir madalya verirler mi diyerek bir yukarı hüddamın arkasında sırtına çıkıyor bir diğerini. Ve bilmediğiniz bir şey daha var dostlar. Şu anda ayaklarınıza doğru bakın dedi. Kara hüddamlar şaşkın şekilde birbirine baktı. Sonrasında ayaklarına doğru baktığında hiçbir şey yoktu. Tekrardan önündeki cinliğe döndüklerinde bir de benimkilere bakın diyordu. Ateşi hafifçe aşağıya doğru indirdiklerinde ayakları tersti. Yüzüne doğru tekrar kaldırdıklarında Yupe'nin korkunç bir görüntüsü vardı. "Ben cinim, siz Ademoğlu. Sizi çarpacağım." dedi. Sonrasında bir anda ateşler söndü. İkisinin de bağırarak sesi geldi ve sonrasında yere yığılma sesleri. Ateşler yerde tekrardan yandı. Yupe, kara şarşaflı şekilde demirlerin önünde duruyor. Hemen kalkarak demirlere doğru yapıştım. "Beni buradan çıkartabilecek misin?" diyerek sordum. Yupe başını hayır şeklinde salladı. Demirlerin her biri özel tılsımlarla dövülmüş. Kara hüddamlar tarafından yapılmış. Demirlerin arasından geçmeye çalışırsam ya da kayaların içinden yanarak yok olurum. Demirler özel tılsımlarla tutuluyor. Bu yüzden sadece seninle konuşmaya geldim. Buraya kadar girmişken beni kurtaramayacak mısın? O kara hüddamların birinin içine gir. Anahtarlarını kullan ve kilidi aç. Ya da anahtarları bana ver. Üzgünüm, bunları ben de yapmak isterim tabii ki Rehta. Ama burada kısıtlı davranabiliyorum. Maalesef kara hüddamların içine teneffüs edemem. Çünkü burası onların mabedi. Her yer tılsımlarla dolu. İçinden çıkamam ve tutsak olurum.
Belki de içindeki şu anda baygın olan cinniler bile uyanarak beni öldürürler. Bu yüzden seninle konuşmaya geldim. Hem buraya donatlet getirdim. Bak sana donatlet getirdim diyerek eliyle karanlık dumanlar yapıp garip garip giysiler gösteriyordu. Şakanın sırası değil şimdi Yupe. Gitmiş durumdayım. Dizlerimin üstüne doğru çöktüm. Yavaşça demirlere doğru başımı yasladım. Yupe aşağıya doğru eğildi. Aslında biraz neşelendirmek istemiştim. Seninle konuşmam gereken bir konu var. Nedir? Burada tutsak olarak ölmeden önce helallik falan mı isteyeceksin? Aslında iyi fikir. Hakkını helal etsen iyi olur. Ama ondan başka bir şey. Seninle konuşmak istediğim konu, İştar kapısının sırlarını görmüş olma. Evet, gördüm. İştar kapılarının sırlarını da gördüm. Yüzük ve defter onlardı. Artık kapıyı kapatabilecek tek insan sendin. O da yok. Bu yüzden aklıma bir plan geldi. Nedir diyerek sordum. Kara hüddamlar onları okuyabileceğini zannediyor. Ama bilmedikleri bir bilgiye sahibim. Nedir? Defterdeki Akatça ve Armanice olan kapatma tılsımları yüzükle beraber senin kanına işlendi. Neden burada hala yaşıyor olduğunu zannediyorsun? İşlerine yaramasan, Davur seni direkt öldürürdü. Beni öldürür müydü? Ama benimle savaşmak istiyordu hani. Soyunu kurutmak istiyordu. Savaşmadan mı yapacak? Tabii ki de evet. Savaşarak neden uğraşsın? Eğer sen gidip Sarurgan'ın bütün gücünü ortaya çıkarmasaydın, sırları açığa çıkarmasaydın seni bekleyecekti. Ama şimdi işleri hızlandırmak zorunda kaldı. Sana bir soğan vereceğim. Bu soğanı ısırdığında bana haber vermiş olacaksın. Seni buradan çıkardıklarında, demirlerden çıkardıklarında gelebileceğim zamanı ölç. Saniyeler içinde burada olacağım. Hazırda bekliyorum. O saniyeleri bana yaratacağından emin olduğunda ısır. Hiçbir şekilde çekinme ve korkma. Gerisini bana bırak dedi. Yukarıdan aşağıya doğru adım sesleri geldiğinde Yupe elindeki soğanı yukarıya doğru attıktan sonra aşağıya doğru düştü. O boşluktan yuvarlanarak içeriye girdi. Soğanı aldım, arka tarafımdaki boşluktaki giysinin olduğu yere katlayarak sakladım. Direkt taşın üstüne doğru tekrardan yan yattım. Aşağıya gelenler meşalelerle etrafı kontrol ediyordu. Kaçmış mı? Saldırıya uğramışız diyerek kara hüddamları yerde kaldırmaya çalışıyorlar. Kaçmış mı? Hemen bakın içeriye diyerek bir ses geldi. Aşağıya doğru ateş tutuldu. Yattığımı gördüklerinde, hayır burada, bu salaklar uyukluyor galiba dediler. Sonrasında onları kaldırdıklarında, uyudukları için biraz ara attılar. Yukarıya doğru tekrardan taşıyarak götürdüler onları. Burada bir şeyler olmuş. Demirler yerinde mi diyerek bakın dedi. Demirler tek tek kontrol edildi. Seslerini duyuyordum demirlerin. Uyuyor. Enerjisel olarak da bir artış yok. Her şey normal. Tutsak şekilde yatıyor. Bizimkiler büyük ihtimalle kendi aralarında bir problem yaşamış olabilir dediler. Sonrasında da iki kişi yeniden nöbet beklemeye başladı. Diğer günün akşamına kadar ne yiyecek ne su verdiler. Akşam vakti olduğunda aşağıya birisi indi. Dahur onu istiyor. Ellerini iyice zincirleyin. Demir kapı açılmadan önce bana doğru baktılar. Okumalar yaptıklarında dizlerimin üstüne doğru çöktüm. Sanki bütün organlarımı tek tek elleriyle sıkıyorlar. Ağzımdan ve burnumdan damlar şekilde kanlar gelmeye başladı. Kapıyı açıp içeriye girdiklerinde ellerimi kaldırarak iki taraftan da zincirlediler. Hala ellerim boldu ama zincirlerden kurtulma şansım yok. Kollarımdan tutarak direkt beni çıkardılar hücreden. Merdivenlerden yukarıya doğru çıkarırken hiç halim yokmuş gibi adım atamıyordum. Bu yüzden beni birazcık kaldırarak ayaklarım merdivenlere de çarpsa sürükleyerek yukarı çıkardılar. Yukarıya çıktığımda etrafı gözlerimi hafifçe kısık şekilde kontrol ediyordum. Halsizlikle gelen bir yorgunluk gibi başımı hafifçe sağa sola doğru çeviriyor, hiçbir yeri göremiyor gibi davrandım. Sonrasında birkaç tanesinin sol taraftaki odaya alan dediğini duydum. Sol tarafa girdiğimizde büyük bir boşluk vardı. Gerçekten kocaman bir oyuk. Dağın iç tarafında özenle yapılmıştı. Duvarlarında iblis sembolleri, sol tarafa doğru döndüğümde ise
Sırtımdaki yazıların olduğu bir duvar fark ettim. Ve yan tarafında iblis sembolü. Üst tarafından iki tane kılıçla birleşiyordu. Bunlar bizim Saruga, Dahur ve diğerleriyle birleşimimiz mi? Alt tarafında da garip bir tane cine benzeyen, iki boynuzlu kıvrımlı olan cin sureti vardı. Ön tarafta tahta benzer, insanların süliyetlerinin korkularının işlendiği bir oturma yeri vardı. Yana doğru uzanıyordu. Dahur, onun üzerinde rahat bir şekilde oturarak bana doğru bakıyor. "Şunun yüzüne su çarpın," dedi. Yan taraftan iki tane karayüdam gelerek yüzüme doğru soğuk su vurdular. Yeni ayılıyormuş gibi gözlerimi açıp sağa sola bakmaya başladım. "Uyan kardeşim, uyan. Seninle konuşacaklarım var," diyordu. Ona doğru baktığımda sadece sağ tarafında yanan meşale yüzünden o yüzünün yarısını ve o gözünü görüyordum. "Ne istiyorsun benden? İstediğini almadın mı işte? Canıma kıyacaksan kıy. Daha fazla uzatma," diyerek bağırdım. Ayağa doğru kalktı. Yan tarafındaki kutudan yüzüğü eline aldı. Sonrasında da kıvrımlı şekilde defteri. Önüme doğru gelerek volta atar tarzda bir sağa bir sola doğru yürüyordu. Sonrasında tam önümde durup eğildi. Gözümün önüne doğru yüzüğü getirdi. "Yüzük, sırları sana bağışlamış. Bu defterdekileri de okumuşsun. Hepsi kanına akmış. Hiçbirini göremiyor ve okuyamıyorum. Bana bunları aktaracaksın. Eğer bana bunları aktarmazsan, annemi buraya getirtir, aynı babamı öldürttüğüm gibi değil. Bu sefer kolay olmaz. Acılarını hücrende duyman için her şeyi yaparım. Saatlerce her yerini tek tek bıçaklar keserim. Ama ölmesine izin vermem. İyileştirir iyileştirir, bu acıyı günlerce çektiririm. Sonra da kefenler, ruhunu cinlere veririm. Anladın mı beni?" diyerek çenemden sıkıca tuttu. Sonrasında da defterle birkaç kez yüzüme vurdu. Başım aşağıya doğru düşmüştü. Halsizliğim ve yorgunluğumdan dolayı konuşamayacak halde gibi sesler çıkarıyordum. Yerde yüzüstü şekilde yatarken "kaldırın şunu," diyerek bağırdı. Kaldırdıklarında defteri ver," dedim. Defteri bana doğru getirdiğinde zincirlerden rahat hareket edemiyormuş gibi ellerimin acısıyla beraber defteri zar zor tutuyor, sonra da elimden kaydırıp yere düşürüyordum. Yanıma gelen karayüdamlara bağırdı. "Açın şu zincirleri. Kolumdan da tutmanıza gerek yok. Zaten okumaya başlasa bile tılsımları. Karşımda hiç şansı yok," dedi. Geçip tahtına benzer koltuğuna oturup bacak bacak üstüne attı. İki elini de korkuluklarına doğru koyduktan sonra "oku bakalım neler yazıyormuş. Tılsımları anlat bana," dedi. Defterin ilk sayfasını açarken yanımdaki karayüdamların ona doğru odaklı şekilde baktığını fark ettim. Fırsat bu fırsat. Arka taraftaki uyuktan ısırarak kaçarsam yüpe yardıma gelebilir. Başka türlü hiç şansım yok. Hazırdım. İyice odaklandıktan sonra ilk satırları okuyormuş gibi başlarken heyecanlanmıştı. İki elini de dizlerine doğru getirerek "daha hızlı oku, daha hızlı," diyordu. Hemen yanımdaki karayüdamların diz arkalarına doğru sert bir şekilde ellerimle vurdum. Defteri alarak arkamdaki o katladığım yerden soğanı çıkardım. Isırdıktan sonra da tam uyuktan sağa doğru dönecektim ki oradaki karayüdamları çarparak yere düştüm. "Onu buraya getirin. Kaçacağını zannedip nereye gidecektin?" Beni tekrardan tuttular. Soğan elimden düşerek yuvarlanmıştı. Karayüdamlardan biri "bu da ne?" diyerek eline doğru aldığında soğanı, arkasında iki çift kırmızı göz görüldü. Sonrasında onun yanında yanan meşale söndü. Yere doğru yığılma sesi geldi. Karayüdamlardan bazıları oraya doğru gidiyordu. Beni sürükleyerek tekrar davurun önüne getirecekken arka taraftan tekrardan yığılma sesleri geldi. İçerideki bütün ışıklar tekrardan alevlenmeye başladı. Duvarlardaki yazıların yerinde olan meşaleler yukarıya doğru ateş alıyordu. Tam o oyunun arka tarafından içeriye doğru devasa bir gölge belirdi. Dahur ayağa doğru kalkıp sinirli şekilde bize doğru bakarken yerdeki gölgeye baktı.
Sonrasında da korkuyla bana doğru. Güpeden mi korkuyordu? Ne olduğunu anlayamadım. Sadece hepiniz önüme geçin diyerek yanındaki karaydamlara bağırıp arka taraftaki gizli bir bölmeye doğru gitti. Önümdeki karaydamlar da korkuyla birbirine bakıyordu. Açıkçası onların da karşıma çıkacak cesareti yoktu. Sadece emir kulu oldukları için böylece önüme dizildiler. Yüpe'nin arkamdan gözlerini göstermesiyle beraber de korkarak kaçtılar oradan. Yere doğru dizlerimin üstünde öylece duruyordum. Tam yere doğru düşecekken Yüpe vücuduma doğru sızdı. Sonrasında da ellerimi ve ayaklarımı, lisanımı da ele geçirdi. Ayağa doğru kaldırdı beni. ''Biliyor musun iddiam, sana şu an inanılmaz öfkeliyim.'' dedi. ''Neden?'' diyerek seslendim. ''Az önce soğanlarımdan birinin yere düşmesine neden oldun. O benim en sevdiğim soğanlarımdan biriydi. Bana bir tane soğan borçlusun ya da bir kilo. Hayır hayır bir tarla. Bir dönüm. Vazgeçtim. Bana öyle ne kadar soğan borçlusun. Hayatını kurtarmış oldum.'' diyordu. ''Gerçekten hayatımı kurtardın Yüpe. Senin için şaklaban dememeleri lazım. Kurtarıcı Yüpe demeleri lazım. Doğru diyorsun. Sadece tek eksiğim kostümüm. Gerçi kostüm giymeyi sevmiyorum. Vücudum biraz hassas. Beni alerjik yapıyor. Yüpe, insanlar gibi davranıp nasıl eğlenebiliyorsun bu kadar? Keşke şu durumda senin gibi eğlenebilsem. Eğlenmek her zaman iyidir. Şimdilik gözlerini kapat Rehta. Vücudun ve aklın bana emanet. Merak etme. Senin marayı damlarının eline bırakacağım.'' dedi. Gerçekten de bilincim kapanıyordu. Gözlerim açık ama sanki gözlerimin önü kararıyor. Uçuşan şeylerle beraber bilincim yavaş yavaş kapanıyordu. Gözlerimi açtığımda bir ormanın içerisindeyim. Etraf oldukça sessiz. Enerji dahi hissedemiyorum. Karşı tarafta ağaçların kapattığı ufak bir mağara var. ''Buradan içeriye gireceksin.'' dedi bana Yüpe. ''Sen gelmiyor musun? Nasıl kaçtığınla ilgili hiçbir fikrin olmadığını söyleyeceksin. Sadece birinin yardım ettiğini ama yardım eden kişinin kim olduğunu da göremediğini. Neden? Herkes seni seviyor zaten. Senin kurtardığını öğrenirlerse de sana saygıları daha da artmaz mı? Neden kendini saklıyorsun? Eğer böyle şeyler yaptığın bilinirse buna güvenerek daha çok yanlışa gidilebilir.'' ''O yüzden bu sır kalmalı.'' dedi. Kendince sebebi vardı. Buna saygı duyarak söylemeyeceğimi söyledim. Elimi, ayağımı, her şeyimi bana bıraktı. Bir anda vücuduma ağrılar ve acılar doldu, yere doğru düştüm. Hops, birazcık galiba hızlı bıraktım. ''Kusura bakma Hüddam, hakkını helal et.'' ''Helal olsun, sen de hakkını helal et Yüpe.'' ''Ben de helal ediyorum Hüddam, bir daha görüşmek üzere.'' Tam o sırada kaybolduğunda bir anda ensemde yeniden belirdi. ''Unuttum zannetme. Bana soğan borcun var. Yanında soğan taşı.'' dedi. Ve sonrasında yine kayboldu. Acılı bir gülümsemeyle yavaş yavaş ayağa kalktım. Ağaca tutunup yürümeye başladığımda birkaç tane kayanın arkasından marüldamlarından çıktılar. ''Bu Rehta!'' diyerek birbirlerine bağırdılar. Sonrasında biri mağaraya doğru koştu. Yavaş adımlarla mağaraya doğru ilerliyordum. Tam mağaranın önüne doğru gelecekken marüldamlarından olan dostun koluma girmesiyle beraber artık bütün ağırlığımı ona verdim. ''Dayan Rehta kardeşim, dayan. Ben sana yardım edeceğim.'' dedi. Kolumun altına iyice girdikten sonra beni hafifçe kaldırıp mağaraya doğru götürürken dışarıya bir anda Saruga, Mazgurin ve Helna geldi. Sonrasında diğer üldamlar da. Şükrü Hoca ve Cüneyt Hoca da geliyordu. Hemen koşup sarıldılar, kaldırdılar beni. Adım dahi attırmadan içeriye soktular. ''Çabuk hemen, ilk yardım çantasını getirin.'' diyerek bağırıyordu Şükrü Hoca. Diğer taraftan marüldamlarından çocuklar, kadınlar ve diğer marüldamları. Hepsi bana doğru bakıp ''Bu Rehta, kurtulmuş.'' diyerek aralarında mutlu sevinçler yaşıyorlardı. Bir yere yatırdılar, hemen üzerimdeki yaralara bakıyorlardı. Üstümdeki giysiyi makasla kestiler. ''Vücudunda tılsım yok, görünmüyor. Sirkeli suları getirin.'' dediler. Sirkeli sularla iyice vücudumu yıkayıp okumalar yapıyorlardı. ''Bir şey görünmüyor Şükrü Hocam.
İstiyorsanız bir de siz bakın dedi Cüneyt Hoca. Hemen Şükrü Hoca da kağıtları vücuduma doğru koyarak okumalar yaptı. Tertemiz. Tamamen tertemiz. Onu takip edenler olabilir. Etrafı iyice kontrol edin. Dışarıya doğru Marüt damları koşuyordu. Saruga, Mazgurin ve Helena da dışarıya doğru gitti. Şükrü Hoca bana doğru bakarak, evlat nasıl kurtulduğunu sormayacağım. Sadece iyi misin bunu öğrenmek istiyorum. Gözlerini kapatıp açsan da anlarım. Gözlerimi sıkıca kapattım. İyiyim hocam. Sadece çok yorgunum ve acı hissediyorum. Dinlenmem lazım. Ve su. Allah rızası için su dedim. Hemen ensemden kaldırdılar. Yardımcı olarak su içmemi sağladılar. Şükürler olsun diyerek hemen geriye doğru yaslandım. Uykuluydum. Direkt uykuya daldım. Ne kadar gündür uyuduğumu bilmiyorum. Ama uzun günler geçtiği belli. Çünkü serum bağlamışlardı. Uyandığımda serumu çıkardım. Ayaklandım. Vücudumun bazı yerleri sarılmıştı. Yapraklar konularak acıların dindirilmesi sağlanmış. Üstümü değiştirdikten sonra olduğum yerden çıktım. Beni görenler Rehta abi uyandı diyerek koşuyordu. Çocukların bağırışlarıyla beraber Şükrü Hoca ve Cüneyt Hoca koşuşturur şekilde geldi. İyileştin mi de hemen kalktın? Yatsaydın ya, haber verseydin bizlere. İyiyim hocam, iyiyim. Sizler ne yaptınız? Burası güvende miyiz? Burası, neredeyiz şu anda? Cümleleri bile düzgün toparlayamıyordum. Konuşurken devrik cümleler kuruyor, başımın ağrısı da gerçekten fazlaydı. Koluma girdiler ve odalarına götürdüler. Orada beni uzandırdıktan sonra sandalyeleri alarak yanıma oturdular. Başımın ucunda bekliyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Birazcık soluklandıktan sonra toparlanır şekilde oturdum. Geriye doğru yaslandım. Saruga, Mazgurin ve Helena da gelmişti. İyi misin Rehta diyerek soruyorlardı. İyiyim. Merak etmeyin, iyiyim şükürler olsun ki. Tabii ki de bana bakışlarının meraklı olduğunu da biliyordum. Şükrü Hoca o soruyu sordu. Nasıl kurtuldun Rehta? Seni dahurların aldığını biliyoruz. Oradan nasıl çıkabildin? Açıkçası öldüğünü düşündük. Gıyabında bir cenaze namazı bile hazırladık. En azından ruhuna Fatiha okuyalım diyerek. Nasıl çıkabildin oradan? O mahzenlerden nasıl kurtuldun? Şaşkın şekilde ağzından çıkacak cümlelere bekliyorlardı. Sadece bir cümle kurdum. Nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Hepsi birbirine baktı. Nasıl bilmiyorsun? Kendin çıkmadın mı diyerek sordular. Hayır diye başımı salladım. Biri beni kurtardı ama kim bilmiyorum. Göremedim. Sadece gözlerimi açtığımda buradaydım. Yani ormanda. En son hatırladığım şey bu. Öncesini hiç hatırlamıyorum. Saruga şaşkın şekilde yanıma doğru geldi. Ellerini oluşturdu ve alnıma doğru kara dumanlarını yaydı. Açıkçası Yüpe'yi görecek diye çok korkmuştum. Ne kadar odaklansa da, tılsımlarla okumaya çalışsa da hiçbir şey hatırlamıyor. Görmemiş. En son hatırladığı şey davurun önüne çıkarıldı. Ondan öncesi yok. Mahzende yaşadıkları da yok. Şükürler olsun. Yüpe bir şekilde mühürlemiş olmalı bunları. Saruga ellerini geriye doğru çektiğinde hocalara doğru döndü. Kapatmış. Her kim kurtardıysa her şeyini kapatmış. Makir olabilir mi diyerek sordu. Şükrü Hoca'ya doğru döndü Cüneyt Hoca. Saçmalama. Makir oraya da nasıl dayansın? O seviyede bir cinni oraya girdiği gibi yok edilir. Farklı bir cinni tarafından yardım aldı. Cesur olabilir mi? Sonuçta uzun zamandır yok. Yüzüğü saklamak için gitti. Cesur. Olabilir. Cesur'un seviyesindeki bir cinliği orayı rahatlıkla tutabilirdi, çıkarabilirdi. Bulunduğumuz oyuya bir tane haberci cinliği geldi. Direkt olarak Saruga'ya doğru döndü. Sonrasında da mühürlü bir haber getirdiğini söyledi. Konuş cinni, ne getirdin? Dersel adındaki bir cinni sizinle görüşmek istiyor. Ateş kayalarının olduğu yerde. Dolunay'ın üste çıktığında, cinler huzursuz olduğunda, sizi orada bekliyor olacak. Beni orada bekliyor mu olacak? Neden benimle görüşmek istediğini söyledi mi peki? Hayır. Sadece bu bilgiyi size getirmemi istedi. Tamam cinli. Gidebilirsin dedi.
silinerek yok oldu. Bu bir tuzak. Bunun farkındasın değil mi Saruga diyerek söylediler. Saruga, tuzak bile olsa gitmem gerekiyor. Söyleyeceği bir şey önemli olmasa benimle iletişime geçmeye çalışmaz. Birbirimize ne kadar düşman olduğumuzu bütün cinler alemi bilir. Dersel'le görüşeceksen biz de yanında gelelim dedi. Mazgûr'ün ve Helni hazır şekilde. Dolunay yarın gece. Yarın beraber gideriz. Eğer bana bir şey olur veya tutsak düşersem de buraya gelir haber verirsin. Tutsak düşmeni göze alamayız dedim. Ayağa kalkmak istedim ama o sırada karnım çok feci ağrıdı. Geriye doğru tekrardan yaslandım. Saruga dinlenmem gerektiğini söylüyordu. Ben dinlendikçe elimize bir şey geçmeyecek. Sadece zaman kaybı. İyileşmem gerekiyor hızlıca. Cinler, bana gerekli bitkileri söylesinler ve uygulayayım. Acılarım dinsin yürüyebileyim yeter dedim. Şükrü Hoca da karşı çıkıyordu Cüneyt Hoca da. Sakinleşmen lazım. Annem, annem burada mı diyerek sordum. Mari kadınlarının çoğunu başka yere gönderdik. Ve bununla ilgili de büyük bir sorunumuz var tabii ki. Nedir diyerek sordum. Yanıma doğru geldi Şükrü Hoca. Biliyorsun ki annen hamileyken mühürlenmiş. Yani zihni kapatıldığı için. Hatırlamıyor değil mi? Doğum yaptığını veyahut 17 yılı. Hiçbir şeyi hatırlamıyor. Hayır diyerek acılı bir surat ifadesiyle başını salladı. Derin bir nefes çekerek başımı geriye doğru yasladım. Sonrasında da Saruga Yüpe'yi çağıracağını söyledi. Yüpe'yi çağırma tılsımlarını okuyordu. Bir anda yerde seken soğanlarla beraber içeride koşuşturan bir cinni belirdi. Saruga'ya doğru kapıdan bakarak ''Patron hemen geliyorum. Soğanlarımı düşürdüm acele geleceğim diye. Bekle beni soğanlar.'' diyerek soğanların peşinden koşmaya devam ediyordu. Arkadan da çocuklar Yüpe'yi kovalıyor. Yüpe soğanları aldıktan sonra kapıda belirdi. Asker selamı verir gibi elini kaldırarak ''Komutanım, bir numaralı askeriniz hazırdır. Emir ve görüşleriniz nedir?'' diyerek soruyordu. ''Zevzekliği bırak Yüpe. Şaklabanlık zamanı değil. Bir mesaj geldi. Haberci bir cin Dersel'in benimle görüşmek istediğini. Elindeki soğanları düşürerek ağzını aşağıya kadar açtı Yüpe. Dersel sizinle mi görüşmek istiyor? Kesinlikle bir tuzak. Görüşmeye gitmeyin lütfen.'' dedi. ''Gidip kontrol edeceksin benim için. Hızlı saklanabildiğini biliyorum. Etrafı kulaçan et. Nereye gitmem gerekiyor? Şeytan kayalıklarına git. Onlar için şeytan kayalığı orası. Orada etrafı kontrol et ve mühür var mı yok mu öğren. Sonrasında da geri gel.'' dedi. Soğanlarını topladıktan sonra tekrar asker selamı verip kayboldu ortadan. Yüpe'yi görmek beni mutlu etmişti. Hala eski zırvalıklarına devam ediyor. Ama o aklı başında güçlü bir cinliği aslında. Beni oradan kurtarması gerçekten büyük bir borçluluk yükledi bana. Akşam vaktine doğru Yüpe geri geldi. Herkes Yüpe'nin konuşmasını bekliyordu. Elindeki soğanları yavaşça soyuyor, hepimizin gözlerinin içine bakıyordu. ''Konuş artık.'' diyerek Saruga pençelerini gösterince soğan kabuklarını tekrardan yerine doğru koydu. Gittiğimde sadece Dersel vardı. Orada tek başına oturmuş bekliyor. Güçlü bir cinli. Seninle savaşmak istiyor olabilir. Ve hiçbir şey yapmıyor. Etrafta ne bir kara üddan var ne de bir tılsım. Açıkta duruyor öylece dedi. Galiba benimle savaşmak istiyor. Belki de benim onu kurtardığımı düşünüyordur diyerek bana baktı. Şükrü Hoca ve Cüneyt Hoca da onaylar şekilde başını salladı. Evet, bunu düşünüyor olabilirler. Bu konuda aramızdaki en güçlü cinni sensin. E seviyesinde ve 50. Bu yüzden senden şüphelenip öfkelenmiş ve seninle birebir şekilde savaşmak istiyor olabilir. Kendine yediremiyordur büyük ihtimalle. Saruga, onu paramparça edeceğim dedi. Öne doğru sert şekilde ayaklarıyla vurunca, yarın gece büyük bir şölen var. Biz de geleceğiz. Hepimiz orada olacağız dedi Cüneyt Hoca. Zaten bir saygısızlık gibi durum olmaz. Savaşına kimse karışmaz bizden. Ama önlemimizi almakta da fayda var. Diğer gün mü? Gerçekten herkes gidecekti. Bir şekilde iyileşmiş olarak ben de gitmeliydim. Oradan ayrılırken kendi uyuğuma gittiğimde Yüpe oradaydı. Bana doğru bakarak iyileştiğini görüyorum dedi.
İyileşiyorum ipe sayende. Saruga zihnimden orada olanları görmek istedi. Seni görecek diye çok çekindim ama şükür ki kapatmışsın onları. Önlemlerimi aldım, merak etme. Yarın orada olman gerekiyor. Bu yüzden vücudunda olacağım. Herkes gittiğimi zannedecek. Zaten işe yaramaz bir cinli olarak göründüğüm için senin içinde olduğumu bile fark etmezler. Seninle birleşimimin mührü kabul ediyor musun? Kabul ediyorum dedim. Vücuduma doğru karanlık dumanlarıyla aktı. Akmasıyla beraber vücudumdaki ağrılar direkt kesilmeye başladı. Geriye doğru yattığımda yüpe açıkçası bana huzur veriyordu. Oldukça güçlü bir cinni. Kimse onu önemsemese de İslamiyet için çok önemli şeyler yapıyor. Ve bunu insanlar ya da cinler konuşsun diyerek değil, her şeyi gizli bir şekilde büyük bir dikkatlilikle yapıyor. Diğer günün akşamı olana kadar uyumdan hiç çıkmadım. Şükrü Hoca gitmek için haber verecekti. Odaya girdiğinde sapasağlam şekilde giyindiğimi görünce toparladın mı diyerek sordu. Evet hocam, şükürler olsun ki toparladım. Verdiğiniz tılsımlar, sonrasında şifalı bitkiler. Rabbime şükürler olsun ki duada beni iyileştirebilecek birçok şifa var. O zaman beraber gidiyoruz. Hazırlan dedi. Tamamdır hocam, hazırlandıktan sonra mağaranın önünde buluşuruz. Mağaranın önüne çıktığımda Saruga, Mazgurin ve Helne hazırdı. Beni görünce şaşırdılar. Hazır mısın? İyi misin diyerek soruyorlar. İyiyim, bedenime dönebilirsiniz. Üçü de bedenime doğru akarak geldi. Araca doğru ilerlemek için birazcık yol kat ettik. Akşam karanlığı iyice çökmüştü. Gece vakti olmadan oraya varacaktık. Şeytan kayalıkları adı verilen yere geldiğimizde artık neler olacaksa hazırlıklıydı. Saruga savaş için o kadar aç ve susuz ki dersini paramparça etmek istiyor. Kanının kokusunu alabiliyorum. Ormanın önüne geldiğimizde direkt aşağıya indik. Ormanın içine girdikten sonra etrafta cinnilerin olduğunu gördük. Bunlar Dersel'in kabilelerindendi. Birçok Evla kabilesinden cinni de vardı. Sonrasında sağ ve sola doğru dağılmış şekilde bekleyen kara üdamların üst taraflarında bulunanlardı. Sayıca azdı ama buraya gelirken hissiyatlarını almıştık zaten. Bir mühür veya saldırı olmayacağından emin olduğumuz için rahatça geldik. Dersel, kayalıkların önünde söylediği gibi hala bağdaş kurmuş şekilde görünüyor ve duruyordu. Saruga vücudumdan ayrılarak önüne doğru geldi. Biz de arka tarafta duruyorduk. Kara yüddamlar da bizi hiç çevrelemedi. Aynı Dersel'in hizasına geçerek duruyorlar. Dersel ayağa doğru kalktığında, ''Ne zamandan beri kullanıyorsunuz onu?'' ''Ne zamandan beri?'' diyerek bağırıyordu. Öfkeli ve sinirliydi. Sonrasında da arka taraftan karanlık bir duman oluştu. Dumanın arka tarafında cinnilerin tam olduğu yerde. Dahurdu bu. Yüzünün yan tarafından anlamıştım. Diğer tarafı bir maskeyle kapalıydı. Ne istiyorsunuz? Ne anlatmak istiyorsunuz diyerek Saruga sinirli ve öfkeli bir şekilde sordu. Neler söylediğimizi biliyorsunuz. Boşu boşuna lafı dolandırma. Onu ne zamandan beri kullanıyorsunuz diyerek öfkeli bir şekilde kayaların üzerine doğru ayaklarını deforme edip pençeli şekilde vurdu. Saldırmak ve savaşmak istiyor. Kabul ediyor musun diyerek bağırmaya başladı. Saruga da deforme olarak gerçek yaratık görünümüne dönüyordu. Bu sefer gerçekten de çok büyük. Derselin neredeyse 2-3 katı kadar. Agna Kai mi, Cia Karon mu? Hangisini istiyorsun diyerek sordu. İkisi birden olsun. Ölüm olmadan kimse buradan çıkamasın dedi. İkisini de kabul ediyorum o zaman dedi Saruga. Etraf bir anda alevli bir çemberle sarılırken yüpe içimden ne kadar da sıkıcı bir durum diyerek konuşuyordu. Savaşacaklar mı? İkisi sadece baş başa. Ya kaybederse Saruga, o zaman ölecek mi? Yüpe'ye içimden sesleniyordu. Patron hayatta kaybetmez. O, karşısındaki cinliğinin bilmediği güce sahip. O yüzden boşu boşuna hevesleniyorlar dedi. Ama
alevin içine doğru bir anda dahur atladı. Yüpe dahuru görünce, işte unuttuğum bir şey daha dedi. Neyi unuttun? Agna Kayı ve Cihakar onu kabul ettiği için bir Ademoğluyla bir cinli, bir Ademoğluyla bir cinli savaşacak. Yani sen Saruga ile berabersin, dahur da tam karşındakiyle beraber. Derselle, galiba kaybettiniz. Ölürseniz gerçekten üzülürüm. Gerçi soğanlarım var, üzülmem. Soğanlarımı koklarım diyordu. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin yoksa? Sence şaka yapıyor gibi bir halin mi var dedi Yüpe. Saruga bana doğru döndü. Sadece olduğun yerde bağdaş kurarak otur. Senin yorulmana gerek yok dedi. Şaka mı yapıyor? Tek başına ikisiyle nasıl mücadele edecek? Dahur üzerindeki giysiyi çıkardığında sırtını döndü, yere doğru toprağa uzandı. Sırtındaki iblis dövmesinin gözleri kırmızı şekilde parlıyordu. Bütün mührü. Yavaşça toprağı yüzüne doğru siler şekilde ovuşturmaya başladı. Sonrasında da o önündeki Dersel'le beraber karanlık bir bağ oluşturdu. Dersel öne doğru adımlar atarak, seni ve Ademoğlunu burada yok edeceğiz. Yeteri kadar yaşamanıza izin vermemizin nedeni, Dahur'un kardeşinin güçlenip karşısında bir nebze de olsa varlık gösterebilmesiydi. Ama o toleransı kaybettiniz. Onun varlığının tekrar ortaya çıkması büyük bir tehdit. Bu yüzden ölümlerinizi hızlandırıyoruz dedi. Gözlerini kırmızılaştırdığı sırada direkt Saruga'nın arkasındaki kılıçlar alevle yanmaya başladı. O da alevle yanınca üzerimdeki giysi arka taraftan yırtılmaya başladı. Aynı Dahur'un olduğu gibi benim de sırtımdaki yazılar parlıyordu. Ve Saruga'nın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Dün akşam yayınlanan Ermeni Cinci adlı hikayeyi hala dinlemediyseniz ekrandaki kutudan veyahut sabit yorumdan giderek dinleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek vermiş olursunuz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.